Alo. Kızım lokasyon attım sana. Niye gelmiyorsun hala hastaneye? Kaç saattir burada seni bekliyorum. Ne demek işim var? Ya kızım ben burada hasta hasta yatayım sen gez. Ya bundan daha önemli iş olabilir mi? Ölecektim diyorum sana ya. Dur kapatma. Zuhal. Kapattı. Ben seni buraya getirmesini bilirim Zuhal Hanım. Kaan Bey. Oturabilir miyim? Oturdunuz zaten. Kaan Bey. Neden kendinize bunu yapıyorsunuz Allah aşkına? Siz istemeyen birinin peşinden niye bu kadar çok koşuyorsunuz? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Tabii ki de böyle düşünüyorum. Bakın Kaan Bey, hayat bize verilmiş olan bir hediyedir. Yapamadım ki zaten. Cesaretim yok. Korkan tekiyim ben, korkak. Hani kandırmak için yapayım dedim, başıma neler geldi. Ben anca yalandan videosunu çekerim. Onu da çekmeyin Kaan Bey, onu da çekmeyin. Yani bakın, yani sizi istemeyen birinin peşinden bu kadar çok koşmanızın bir anlamı yok. Bakın bu dünyada elbette sizi olduğunuz gibi sevecek, olduğunuz gibi kabullenecek birisi vardır. Yani eğer zaten sizi intihar ettiniz diye size geri dönecekse hiç dönmesin efendim. Ama peki ya gerçekten intihar ettiğime inanırsa gelmez mi? Hayır Kaan Bey, gelse de bir anlamı yok. Bakın lütfen bunu yapmayın. Bundan sonra artık yeni hayatınıza başlıyorsunuz, tamam mı? Ve Zuhal Hanım'ı da unutuyorsunuz. Biliyorum, evet. Yani öyle birilerini bir anda unutmak çok zor. Ama ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Bakın lütfen, bence siz benim bu söylediklerimi biraz düşünün, tamam mı? Hocam? Kaan Bey'in durumunu öğrenmek için gelmiştim. Nasıl durumu? Yani durumu gayet iyi ama eski sevgilisine fena halde takık. Anladım. Ben psikiyatriyle konuştum ama sen de bir daha konuş, acele etsinler.